dün itibariyle bir takım olumsuzlukların yaşandığı İncekum Halk Plajımızda plaj işletmecilerine geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk yönetim kurulu üyelerimizle birlikte. Hepimizin malum olduğu üzere 9 günlük bayram tatili süresince Alanya'mızın turizm destinasyon bölgesi olarak çok yoğun günler geçirdiğini hep beraber görmekteyiz. Yerli ve yabancı turistlerin akın etmesiyle özellikle bayram tatilinde yerli tatilcilerimizin gelmesiyle Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel Bey'in de ifade ettiği gibi şehrimizin nüfusu yaklaşık 1,5 milyonu buldu. Dolayısıyla Alanya'mız 330 bin resmiyetle nüfusu olan bir yerleşim merkezi. Belediyemiz de 330 bin nüfusa göre bütçeden pay almakta, personeli yapılanması da 330 binlik bir şehre göre. Bu şartlar altında 1,5 milyonluk yoğun kalabalığa hizmet vermek için gecesini gündüzüne katan, şehrin her noktasını temizlemek için, şehirde asayişi sağlamak için mücadele veren belediye çalışanlarımıza, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ndeki personellerimizden zabıtalarımıza kadar ayrı ayrı teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsunlar. Çok büyük bir olumsuzluk ve olağanüstü bir durumun yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti gösteren yine Alanya Kaymakamımıza, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüzde görevli polis arkadaşlarımıza, yine jandarma komutanlığımız bünyesindeki jandarma teşkilatındaki arkadaşlarımıza gösterdikleri olağanüstü gayret ve çaba için teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Hepimizin malum olduğu üzere şehrimize yerli, yabancı, dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden birçok insan, birçok vatandaşımız gelmekte. Şehrimize tatil amaçlı gelerek güzel bir şekilde, adabıyla, usulüyle tatilini gerçekleştiren vatandaşlarımıza ben bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Mübarek Kurban Bayramlarını kutluyorum. Bunun yanında da maalesef olumsuz görüntüleri görmemize, özellikle şehrimizin temizliğini, düzenini bozma anlamında bir takım çalışmaları, bir takım hareketleri de görmekteyiz. Bunları yapan vatandaşlarımızı da sağduyulu ve duyarlı olmaya davet ediyorum ve bunun yanında bir konunun da özellikle altını çizmek istiyorum. Şehrimizde yaşanan, Alanya'mızda yaşanan ufak tefek olumsuzlukları sosyal medyada ve medyada gündeme getirmekte maalesef birçok arkadaşımız, birçok Alanyalı hemşehrimiz birbiriyle yarış içerisinde. Bu olumsuz ufak tefek görüntüleri gündeme getirmekte yarıştığımız kadar şehrimizdeki güzelliklerimizi, şehrimizin tarihi doğal güzelliklerini, şehrimizin bir huzur şehri olduğunu gündeme getirseydik bugüne kadar maalesef Alanya'mız çok daha güzel bir konumda olurdu. Daha kaliteli turistlerin iç pazarda ve dış pazarda yerli ve yabancı anlamda geldikleri bir destinasyon olurdu. Bu vesileyle bardağın boş tarafını görmek yerine bardağın dolu tarafındaki olumlu yanlarımızı görmeye herkesi davet ediyorum. Herkesin Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum.